Store nedir? Kelime anlamına bakarsak depolama anlamına gelmektedir. Cihazımızın genelde ekran paneline gelen depolama alanınız doldu veya iCloud depolama alanınız dolmak üzere gibi uyarılarda bulunabilir. Bunun birkaç farklı yöntemi bulunmakta. Öncelikle ayarlar sekmesine girip kimliğimizden iCloud'a giriş yapıyoruz. Şu anda benim iCloud'umun hafızası boş. Ancak dolu varsayarak hareket yapıyorum. Saklama alanını yönet diyorum. Gördüğünüz gibi aşağıda saklama alanında bulunanlar var. Örneğin yedeklemelerden imtina ikonu seçerek burada neyi yedeklediğini ve ne kadar hafıza kapladığını görebiliyorum. Örneğin WhatsApp şu anda 173, yaklaşık 174 MB yer kaplamakta ve benim için önemsiz. Kapat diyerek gördüğünüz gibi kapatıp iCloud'dan silebiliriz. Kapat ve sil diyorum. Gördüğünüz gibi sonraki yedekleme büyüklüğü 230 MB'a tekabül etmekte. Veya geriye gelerekten saklama alanı planını değiştir diyebiliriz. Saklama alanı planını değiştir dediğimizde aylık çok cüzi rakamlar ödeyerekten 50 GB, 200 GB veya 2 TB alabiliriz. Daha önceden 10 GB'ı 29 liraya satılan dönemleri bulunmaktaydı. Ancak şu anda teknolojinin gelişmesi yüzünden 50 GB ayda 3 TL gibi bir fiyata geldi. Bunun yanı sıra teknoloji daha da geliştikçe bu fiyat daha da inecektir. Örneğin 50 GB'ı seçiyorum ve satın al'a tıklıyorum. Bizden kimliğimizi, yani Apple paralamızı girmemizi istiyor. Apple paralamızı girdikten sonra giriş yap'a tıklıyoruz ve satın alma işleminin tamamlanmasını bizi bekliyor. Hemen ekrana ödeme bilgileri gerekiyor diyor. Çünkü biz hesabımızı oluştururken bir kredi kartı bilgisi girmemiştik. Devam diyoruz ve bize kredi kart bilgilerimizi soruyor. Kredi kartı bilgilerimizi doldurduktan sonra 30 saniye ile 30 dakika arası içerisinde depolama alanımız bize tahsis ediliyor. Benim size tavsiyem, fotoğraf yedeklerinizi bilgisayara alıp yedekler kısmından fotoğrafları tamamıyla silmenizdir. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.